Rabbimiz bize bu müjdeyi veriyor. Peygamber Efendimiz bize bu müjdeyi veriyor. Ve zahirine alel hak, kıyamet gününe kadar hak üzere olan bir grup bulunacaktır diyor. Onun için biz şimdi bunun mücadelesini verme durumundayız. Yani biz o gruptan olalım Allah'ım. Bizi o gruptan eyle diye o grubu oluşturma, o gruptan olma mücadelesi önemlidir. Ha, şimdi tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geçelim. Ve yine وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْآيَةِ كَلِمَسِنَ bir daha dönelim. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Muhterem arkadaşlar, maalesef bu ayeti nereden aldınız arkadaş? Bu ayet nerede? Müslümanların veya ilim adamlarının yaptığı en büyük hatalardan birisi ayeti kerimeyi şimdiden oradan alıp kullanıyor. Ya bir dakika, bu ayetin arkadaşları var. Yani lafı eksik anlama. Yani espri olsun diye şey yapıyorum, oturmuşlar konuşuyorlarmış ki ya işte falan hoca efendi dedi ki, özür dilerim, eşeğin anırdığını duyduğunuz zaman namazınız bozulur. Nasıl ya? Evet yani öyle dedi. Ya demez ya nasıl? Hiç duydunuz mu ya? Hadi eşeğin anırdığını duyduğunuzda namazınız bozulur diye hiçbir kitaptan okudunuz mu? Yok, bu nedir? Yemin ederim, ben duydum diyor. Yemin ederim hem de falan hoca efendi diyor, böyle vaaz etti diyor. Eşeğin anırdığını duyduğumuz an namazınız bozulur. Allah Allah ya, bu adam da yalan söylemez. O hoca efendi de bunu demez. Bu neyin nesi diye araştırsalar ki olay şöyleymiş. Bu adam, bu lafı söyleyen adam cuma günü vaazı dinlemek üzere camiye girdiğinde gerçekten hoca efendi kürsüde eşeğin anırdığını duyduğumuz zaman namazımız bozulur demiş ve oradan başka bir mevzuya geçmiş. Bu da aslında ne? Efendi teyemmümü anlatıyor. Ahali işte teyemmüm nedir? Abdest, suyum olmadığı yerde abdest yerine geçecek olan ibadet çektirdi. Ellerimizi toprağa vururuz, elimizi yüzümüze şey yaparız, kollarımıza işte bu teyemmümdür. Ne zaman olur? Eğer su yoksa veyahut da su çok uzaktaysa veyahut da çok karalıysa veyahut da yakında ama orada ısırıcı bir köpek var bilmem ne var derdi. Hükmen veya şey olarak hakikaten veya hükmen suyun olmadığı yerde teyemmüm yapılır. Bunu anlattı Hoca Efendi. Diyelim ki tarlaya gittiniz. Eşeğiniz yanınızda. Yanınız suyunuz şeyiniz işte matranız veya suyumuz, bidonumuz eşeğin hevesinde. Eşek burada şuralarda duruyor, siz de çalışıyordunuz. Bir de baktınız eşek kayboldu, gitti. Orada eşeği göremiyorsunuz. Namaz vakti de geçiyor, teyemmüm edeceksiniz. Teyemmüm edip namazınızı kılacaksınız. Ama teyemmüm ettiniz, namaz kılıyorsunuz. Namaz kılarken eşeğin ağırdığını duyduğumuz zaman namazınız bozulur. Adam da orada gelmiş. Ve bununla şunu demek istiyorum. Bizim kardeşlerimiz ayet-i kerimeleri böyle hoşuna giden ayet-i kerimeyi oradan alıyor. Kaldı ki ayet-i kerimeler bazen en azından grup gruptur arkadaşlar. Grup gruptur. Ama ben hiçbir hoca efendiyim. Şu ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemin ayet-i kerimesini okurken arkadaşlarını yanına aldığını görmedim. Buyuruyor ki Allah-u Teala. Bu Enbiya suresinin sonunda. Bunu aklınıza yazın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kitabina fi zebur min ba'di zikri. Andolsun ki biz zeburda yazdık ki zikirden sonra. Yani zikirde yazdık. Bir de zeburda da zikir nedir? Tevrat'ta. Tevrat'ta yazdık ve zeburda zeburda yazdık ve zaten ondan önce Tevrat'ta da yazmıştık ki dikkat edin وَلَكَدْ كِتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ yeryüzüne benim salih kullarım varis olmalıdır. Burası çok önemli. Yeryüzüne, dünyaya benim salih kullarım varis olmalıdır.
sahip olmalıdır. İnne fî hâze lebelâgan liqavmin âbidîn. Bu var ya, Allah'ın âbid kullarına bir ultimatom, bir tebliğ, bir duyurudur. Arkadaşlar, burası çok önemli. Allah-u Teala emrediyor. Allah'ın iyi kulları, Allah'ın salih kulları, Allah'ın dindar kulları, Allah'ın Müslüman kulları her devirde, sadece bu devirde değil, ta geçmişten beri yeryüzünün yönetimini ellerine almış. Vallahi aynen böyle söylüyor. Bu böyle, bunu başka yere çekemezsiniz.